Volkan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Volkan Bey kimdir? Sporla, aslında futbolla tanışmanız. Evet. Nasıl oldu, buyurun. Adım Volkan Acar. 2009 Kırıkkale Üniversitesi beden eğitim mezunuyum. Evet. 10-15 yıl futbol oynadıktan sonra, 2009 yılından sonra antrenörlüğe başladım. Evet. Futbol okulları yapmaya başladım Ankara'da. Sayılarımız çoğaldıkça, öğrencilerimiz çoğaldıkça kendimizi kulüp kurduk. Çukurambar Spor Kulübümüz. Evet. Bu çocuklarımızı Çukurambar Spor Kulübü'nde lisanslayıp liglerde mücadele ettiriyoruz. Tanıyalım Çukurambar Spor Kulübü'nü, biraz anlatabilir miyiz bize? Çukurambar Spor Kulübü semtimizin kulübü. Ankara'nın güzide bir evet. semtimiz Çukurambar'ın bir spor kulübüdür. Evet. Her yaş grubunda öğrencileri biz kayıt alırız. Hafta sonları yaş gruplarına göre antrenmanlar yaptırırız. Evet. Bu çocuklardan yeterli seviyeyi gösterenlerin de lisanslı şekilde Çukurambar Spor Kulübü'nde evet. maçlara, müsabakalara katılıyor. Siz de yaşamışsınızdır. Yani 15 sene önce dönersek her bir erkek çocuğunun aslında ilk hayali futbol. Futbolcu olmak. Hani bu evet. bende de böyledi, sizde de böyledir ama evet. bunun için çok ciddi bir emek gerekiyor sanırım. Tabii ki. Şimdi burada yaptığımız sadece çocuklara futbol oynatmak değil. Biz çocuklara önce yeme içme düzeni, daha sonra okul hayatları. Yani her zaman biz eğitimsiz oyuncunun, eğitimsiz bir insan olmayacağı inancındayız. Hangi mesleği yaparsak yapalım. Bu çocuklarımızı yeme içme konusu, beslenme konusu, uyku düzeni ve okul başarılarıyla ilgileniyoruz. Ve o çocukları özel seçip yetiştirmeye çalışıyoruz. Ki şu anki şartlar o kadar müsait ki. Benim çocukluğumda evet. örnek veriyorum, böyle çim sahalar yoktu. Biz hep kum sahalarda. Evet. Bu idmanı yapmak zorunda kalırdık. Aynen. Ama şimdiki jenerasyon çok şanslı. Bir de ailelerin de üstüne düşen görevler var. Hani teşvik etmek lazım. Şu çok düşünülüyor. Çocuğum okuldan geri kalır mı? Eğitiminden geri kalır mı gibi. Çok güzel. Çok alın. Güzel bir konuya değindiniz. 8-10 yıldır bu futbol okullarının ve futbol antrenörlüğü yapıyorum ve küçük yaş gruplarında. Gözlemlediğim olay, kendini futbol olur, basketbol olur, voleybol olur. Değişik branşlarda da biz faaliyet gösteriyoruz. Hangi branşta olursa olsun sporla ilgilenen çocuklarda biz eğitim, öğretim hayatında ders başarısında yükseldiğini görüyoruz. En önemlisi, eskiden bizler tabii ki top oynuyorduk her yerde ama şimdi bu kısıtlı. Sokaklarda dışarıda, top oynayan çocuk kalmadı. Kalmadı. O yüzden kötü arkadaşlıklar. İşte aile acaba çocuğum nereye gitti, nerede oynuyor, başına bir iş mi geldiğinden uzak. Bizlere güvenip çocuklarını bizlere getiriyorlar. Aile de bilinçli, çocuk da bilinçli ve daha profesyonel şekilde çalışıyoruz. Bu sizi çok mutlu ediyordur özellikle başarılı sonuçlarda. Çünkü çok ciddi bir emek var. Hani dışarıdan bu gözükmez. Şimdi büyük yaş gruplarında alırsanız o çocuğu siz yetiştirmediğiniz için o keyfi alamayabiliyorsunuz ama 6 yaşında, 7 yaşında çocuk bizde tanıştığı zaman, o çocuğun 10 yaşına, 11 yaşına geldiğinde, o çocuğun bir gol atması, o çocuğun bir başarılı olması bizi çok duygulandırıyor, gururlandırıyor. Özgüveni de geliyor kendine aslında. Tabii ki. Hani bu okul anlamında da, aile anlamında da. Tabii ki. Evet. Sadece tabii sevmek, inanmak gerekiyor. Sevmek, inanmak gerekiyor. Evet. Özen, önem vermek gerekiyor. Evet, dönersek bir 15 sene önce, belki sizin futbola başladığınız ilk günlere. Evet. Buraları hallediyor muydunuz hocam? Hani bu yola çıkarken bundan sonraki hedeflerinizde, projelerinizde neler olur? Hani Çukurambar Spor Kulübü olarak özellikle. O zamanlar top oynarken sadece amacımız futbol oynamaktı. Hani iyi bir futbolcu olmaktı, ligde oynamaktı, golcü olmaktı, işte lüks arabalara binmekti, iş sahibi olmaktı, para kazanmaktı diye bakıyorduk. Bilmiyorduk sonunca ama daha sonra bu akademik hayatına döndükten sonra artık iş bu boyuta evet. döndü. Akademisyenliği tercih ettik. Evet, aslında hedef hiç bitmiyor. Bitmiyor. Yani her zaman daha fazla hedefimiz sporla. Var. Ya belki geleceğin ardaları, emreleri tekrar yetişebilir. Neden olmasın? Sadece yani birbirimizle bir yumak halinde olmamız gerekiyor. Tabii neden çıkmasın? Bakmış olduğumuz zaman Arda Turan diyoruz. Bayrampaşa'da yetişti. Evet. Ki Türk oyuncusu da çok yetenekli olduğuna inanıyorum. Evet, çünkü bizde ayrı bir güç var o konuda. Ayrı aynen. bir istek var. Aynen öyle. Biz bu hedeflerinizi onda başarılar dilerim hocam çok sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Peki buradan son olarak sizi sevenlere,
Buradan ailelere, genç sporcu kardeşlerimize neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alın. Çukurambar Spor Kulübü'nü takip etsinler. Evet. Çok yakın zamanda daha iyi yerlerde olacaktır Çukurambar Spor Kulübü. Evet. İnşallah Türk futboluna da çok iyi genç yetenekler, ahlaklı bireyler yetiştireceğiz. Evet, bunları da bu arada ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Biz herkesi Çukurambar Spor Kulübü'ne davet edelim. En azından tanışmaya davet edelim. Tabii ki. Görmelerini de diyelim. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Saygılar.